yasama döneminde işçiler için hayati önem taşıyan yeni bir düzenleme geliyor. Ulusal istihdam stratejisi ile iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş güvenliği, emeklilik tarihe karışıyor. İşçinin teminatı emeklilik hayal olurken emekçinin kiralanarak çalıştırılacağı bir düzen geliyor. AKP'nin yeni dönemde meclise getireceği ulusal istihdam stratejisinin ayrıntılarını Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Aziz Çelik anlattı. Kiralık işçilik şöyle bir uygulama. Yeni düzenleme ile kiralık işçilik dönemi başlayacak. Yetki özel istihdam bürolarına verilecek. Özel istihdam büroları iş bulmaya aracılık ediyor. Yani bir şirkete eleman buluyorlar fakat kendileri işveren durumunda değil, aracı durumundalar. Bu kiralık işçilik ya da geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi diye tarif edilen bir yeni şey var burada, ilişki var burada. Burada şu olacak, bu özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilecek. Kiralanan işçinin düzenli bir işi olmayacak. Çalıştığı şirkette de bir iş ilişkisi kuramayacak. İşsizler bu özel istihdam bürolarına kayıt olacaklar. Özel istihdam büroları da geçici işçi arayan şirketlere bunları eski taslakta bu 18 aya kadardı, şimdi ne kadar olacağını bilmiyoruz. Belirli sürelerle bunları geçici eleman arayan şirketlere şey yapabilecekler, kiralayabilecekler. Ama burada çok önemli bir değişiklik var. İşçinin çalıştığı iş yerindeki işverenle bir iş ilişkisi olmayacak. İşçi kiralandığı kadar çalışacağı için düzenli bir maaş alması da söz konusu değil. Kaç ay kiralanmışsa o şirkete o kadar ücret alacak. Sonra boş kaldığı sürelerde ne olacak? Belirsiz. Yani o şirkette kayıtlı olarak duracak ama maaşı verilecek mi? Elbette verilmesi söz konusu olmayacak. Bu şeyin bugünkü taşeron, alt işveren veya hizmet alımı uygulamasının aslında sistemli hale gelmesi bir tür modern şey ticareti, köle ticareti olarak da adlandırılabilir. Esnek çalışmayla birlikte işçinin emekli olması da oldukça güç. Primini ya da çalışma süresini tamamlamak oldukça zor. Çünkü iş bulmak ve işin güvenceli olması gerekiyor. Çok uzun bir emeklilik süresi getirdiğiniz zaman insanlara, yani yaşlı işçiyi neden çalıştırsın ki? Yaşlı ve ücreti daha yüksek işçiyi eğer güvencesi yoksa neden çalıştırsın? Onun yerine ucuz ve genç işçi çalıştırmayı tercih edecektir. Bu da şeyi zorlaştıracaktır. İşçilerin, çalışanların prim gün sayılarını doldurmaları, yaşlarını doldurmalarını zorlaştıracaktır.